yakın tarihimize yön veren ilginç bir gelişme ve o günlerin olaylarını gündeme getirecek. 1 Mart 2003 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı tarihi bir kararla Amerikan işgal güçlerinin ülkemizi kullanarak Irak'a saldırmasına yol açacak bir sürece izin vermemişti. Amerikan Derin Devleti'nin 11 Eylül organizasyonunun hemen ardından devasa savaş makinesini çalıştırarak silah baronlarını yeniden zengin etmesi ve hazır başlamışken dünya enerji kaynaklarının üzerine oturma sevdasıydı. 1 Mart'a kadar geçen sürenin kısa bir özeti. Önce Afganistan ve sonra da Irak'ta saldırma isteği bu coğrafyalarda vahşeti de beraberinde getirecekti. Ancak Büyük Millet Meclisi, kadim bir uygarlığın meclisi olduğu bilinciyle belki de dünyada başka hiçbir milletin ve meclisinin yapamayacağını yaparak Amerikan kuvvetlerine elinin tersini gösterecekti. Eylül 2001 kimilerine göre bir milattı. Büyük çoğunluk batıdan gizlenen kirli bir zihniyetin yeniden vücut bulduğu bilincindeydi. Ancak ortak bir fikir vardı. Gerçekten de bu tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. Dünya Ticaret Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'un en gözde yeri olan Manhattan Adası'nda yükseliyordu. Bu iki gümüş renkli kule, kapitalizm abidesi gibiydi kimilerine göre. Görkemli duruşunun yanında, içinde barındırdıklarıyla dünyanın hemen her yerinden yüzlerce turisti çekiyordu kendine. Binlerce personelin çalıştığı, dünyanın en pahalı arsalarının üstünde yer alıyordu bu çelik kuleler. Ancak ne olduysa oldu ve 11 Eylül günü, güneşle başlayan güzel bir günü, iki farklı zamanda iki farklı uçak bozuyordu. Bu görüntüler aslında Amerikan efsanesinin de sonuydu. Önce tek motorlu bir uçak çarptı birinci kuleye. Başta Amerikalılar olmak üzere herkes bu kazayı konuşurken birden ikinci bir uçak peydahlandı gökyüzünde. Tereddütsüz bir şekilde geldi ve ikinci kuleye çarptı. Manhattan Adası'nda tam bir şok ve panik havası mevcuttu. Herkes bir yerlere koşturuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Aynı saatlerde Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un da bir uçakla vurulduğu duyuruluyor ve panik daha da artıyordu. Manhattan Adası'nda manzara korkunçtu. Kulelerde yüzlerce kişi mahsur kalmış, kurtarılmayı bekliyordu. Amerikan itfaiyesi var gücüyle mücadele ediyor, yerel yöneticiler oradan oraya koşuşturuyordu. Manzara hafızalardan silinmeyecek korkunçluktaydı. Yaşanan tam bir şok, hayal kırıklığı ve korkuydu. Birileri gelmiş ve tam kalbinden Amerika'yı vurmuştu. Amerikan Başkanı George W. Bush'un haberi ilk aldığındaki hali oldukça ilginçti. Ağlasam mı, gülsem mi tavrı dikkatlice bakınca hemen fark ediliyordu. Bu arada peş peşe yaşanan uçak çarpmalarının ardından büyük bir gürültüyle kuleler birer birer çöktü. Binlerce ton çelikten yapılan bu çok dayanıklı devasa yapılar kibrit çöpü gibi yıkılıyordu. Binlerce insan da bu yıkılışla yok oluyordu.
Ortalık biraz daha yatışınca duygusal görüntüler yerini hızla İslam'a ve doğuya öfkeye bıraktı. Bu öfkenin altında olayların faillerinin Arap kökenli Müslümanlar oluşu yatıyordu. Başkan Bush'un sıcağı sıcağına ağzından kaçırdığı Haçlı Seferi mantığı rahatlıkla yandaş bulacak gibiydi. Başkan Bush karşısına bir düşman figürü de bulmuştu. Üsame bin Laden. Afgan dağlarının derinliklerinden tüm dünyaya meydan okuyan, Amerika'yı tam kalbinden vuran adam. Tüm dünya bu yalanı yutmuştu ya da yutmuş gibi görünüyordu. Başkan Bush hemen savaş konseyini toplayarak, hamasi nutuklar atarak kendi kamuoyunu inandırmaya ve devasa savaş makinesini harekete geçirmeye çalışıyordu. Bu noktada aklımıza Başkan Johnson geliyor. Kennedy'nin bir suikast sonucu ölümünün ardından silah baronlarına savaş sözü veren Johnson başkan oluyor, ardından da Vietnam Savaşı başlıyordu. Acaba burada da Başkan Bush böyle bir söz vermiş miydi? Bu konu şimdilik komplo teorisi olarak kalacak. Başkan Bush, Amerikan Kongresi'nde kendince tarihi olan konuşmasını yaparken, İngiliz Başbakanı Tony Blair'ın onu izliyor oluşu, Eddie ile Büdü'nün beraber hareket edeceğinin işareti gibiydi. Artık savaşa ramak kalmış, ilk hedef seçilmişti. Yüksek dağların arasında sert coğrafyasını insanına yansıtan kadim ülke, Afganistan. Neden burası diyenler, haritaya baktıklarında bu dağlık toprakların aslında ne kadar önemli bir noktada olduğunu fark edeceklerdir. Bu arada Başkan W. Bush, İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine hem de bir camide açıklama yaparak Haçlı Seferi benzetmesinin yanlış olduğunu anlatıyordu uzunca. Hemen ardından Afganistan için hazırlıklar başlıyordu. Bu amaçla Pakistan diplomatik bir cendereye alınıyordu. Aynı durum bir süre sonra Türkiye için de geçerli olacaktı. Sonunda füzeler ateşleniyor ve yıllar yılı savaşlardan bitap düşmüş Afgan halkı bu acı ve zulümle yüz yüze kalıyordu. Ancak tabii ki Başkan Bush ve Amerikan savaş makinesi burada durmayacaktı. Sırada babadan kalma miras Irak vardı. Irak'ta kitle imha silahları var yalanına herkes inanır gibi görünüyordu. Silah denetçilerinin ülkeye gelişleri ve araştırma yapmaya çalışmaları Saddam yönetiminin tadını kaçırmıştı. 10 yıllık bir ambargo yaşayan Irak'ta bırakın kitle imha silahını, antibiyotik bile zaman zaman bulunmuyordu. İşte tüm bu olaylar kan, vahşet, gözyaşı ve barut kokusuyla 2003 yılına gelindi. 2003 yılı başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ve müttefikler için farklı günlerin habercisi gibiydi. Türkiye gerçekten de ilginç ve ilginç olduğu kadar sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. AK Parti tek başına iktidara gelmiş ancak genel başkanları başbakan olamamıştı. Muhafazakar çevrelerin iktidara her gelişlerinde yaşanan medya oyunları aynı şablon üzerinden devam etmekteydi. Ülke yeni hükümete tam ısınmaya başlamıştı ki kapımızda yeni bir savaş bulmuştuk. Yıllar önce babasının yaptığını şimdi de oğlu yapıyor ve Bush ailesi yeniden Irak'a saldırmaya geliyordu. Yalanlarla dolu siyasi senaryolar çizen süper gücün yapmak istedikleri Türkiye'yi ve yeni hükümeti ciddi anlamda zora sokuyordu. Bir tarafta ilk Körfez saldırısı döneminde uğranan zararın bilançosu, diğer yanda insanlığın vicdanı. Türkiye yıllar sonra yeniden tek parti iktidarıyla tanışmıştı. Ancak ortada ilginç bir durum vardı. AK Parti iktidar olmuştu olmasına fakat partinin lideri milletvekili değildi. Bu şekilde kurulan hükümete Abdullah Gül başkanlık ediyordu. İçeride yaşanan suni gündeme dış politikanın gölgesi düştü.
2003 yılına girilirken Türkiye yanı başında yeniden savaşı buluyordu. Amerikan Başkanı Bush 2003 yılını şer ekseniyle hesaplaşma yılı ilan etti. Irak, Kuzey Kore ve İran'la hesaplaşacaklardı. Ancak kimle savaşıp kimle savaşmayacağı da belliydi. Bu arada İngiltere Başbakanı Blair 2003 savaş ve terör getirebilir kehanetinde bulunuyordu. Kuzey Kore'yi gözü pek yemeyen Başkan Bush, Kuzey Kore ile nükleer silah krizinin diplomasi yoluyla çözülebileceğini söylerken, Saddam'ın silahsızlanmadığı takdirde savaşla yüz yüze geleceğini söylüyordu. Türkiye yanı başında şekillenmek üzere olan bir savaşla karşı karşıya kalmışken, Bekir Coşkun eski şablonları yeniden çıkarmış ve Başbakan'ın Yüksek Askeri Şura kararlarına koyduğu şerhi köşe başına taşımıştı. Irak'a yapılacak olası bir harekatın etkileri konusunda ilk uyarı, Afganistan'daki ISAF komutanı Tümgeneral Zorlu'dan geliyordu. Irak'a olası bir operasyon, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler güçlerini zorda bırakacaktı. Amerika Birleşik Devletleri için savaşa girmeyiz diyen Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Amerika'nın olası bir Irak operasyonu sırasında Türkiye'den cephe açmak isteyeceğini, ancak bunun Türkiye'nin çıkarlarıyla çatıştığını söylüyordu. Benzer bir yaklaşım Cumhurbaşkanı Sezer'den geliyordu. Sezer, askeri operasyon kaçınılmaz değil diyordu. Sonunda Başkan Bush o tarihi sözü söyledi. Irak halkını özgürlüğe kavuşturacağız. Barış aşığı Başkan Bush'un bu sözleri binlerce Iraklıyı sonsuzluğa kavuşturacaktı. Bu arada Müslüman ve komşu ülkeleri dolaşan Başbakan Abdullah Gül, savaşı önleme adına destek arayışındaydı. Bu konuyla ilgili Bekir Coşkun köşe yazısıyla o günlerde konuya ne derece hakim olduğunu da gösteriyordu. Aynı günlerde New York Times, Amerika'nın Saddam sonrası planlarını yayınladı. Yeniden inşa için kaynak yaratmak amacıyla petrole el konulacak maddesi dikkat çekiyordu. Başbakan Abdullah Gül'ün savaşı durdurma adına Saddam Hüseyin'le görüşmeye gidebileceğini söylemesinin ardından İngilizler ani bir kararla Ankara'ya bakan yolluyorlardı. İngiliz Savunma Bakanı acil görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Ankara'dan istediği şuydu. Irak'a yönelik harekat içinde Türkiye'de konuşlanarak Kuzey Irak'a geçecek yabancı birlikler içinde İngiliz askerine izin verin. Bu isteğe Ankara şöyle bir cevap vermişti. Siz 1924'te bizden 48 saat içinde Musul ve Kerkük'ü terk etmemizi istediniz. Türk askerine ateş açarak ondan fazla çatışmaya girdiniz. Biz 79 yıl önce yaşanan bu tarihi gerçekleri unutmadık. Zamanında bizi bölgede istemeyen İngiltere'yi bugün de biz istemiyoruz. O nedenle İngiliz askerine izin veremeyiz. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın bu sözleri yabancı basında ciddi yankı bulmuştu. Türkiye yaşanan duruma bu şekilde yaklaşmaya çalışırken Irak ordusu başkent Bağdat'ın çevresinde iki savunma halkası oluşturuyordu. Fransız Cumhurbaşkanı Chirac da orduya hazır ol emri veriyordu. Irak'a karşı harekat için Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin raporunun beklenmesinde ısrar eden Fransa'da hava ansızın değişmişti. Aynı gün konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Türkiye bölgenin kabadayısı değildir diyordu. Bölgemiz gerçekten de dünyanın en sıcak bölgesi olmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El-Şara, biz bu bölgenin çocuklarıyız ve bölge halkının kaderi konusunda söz söyleme hakkı öncelikli olarak bizimdir diyordu. Türkiye savaşın ucuna gelmiş, her an çatışma ihtimali varken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP'yi kapatın demişti. Savaşa beş kala, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, iki uçak dolusu iş adamıyla Irak gezisine başlıyordu.
Bu gezide Tüzmen, barış treninin son vagonunda da olsa yer almamız gerektiğine inanıyoruz, dedi. Aynı günlerde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, Irak'ı bırakın, IMF programını düşünün diyerek ilginç bir çıkış yaptı. 12 Ocak tarihli gazetelerde Beyaz Saray meşgul çalar manşeti yer alıyordu. Haberin detayında Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi Mark Parrish'in tehditkar ve küstah yaklaşımı yer alıyordu. Türkiye karar vermekte çok gecikiyor. Arap dünyasının Amerika'nın yanında yer almayacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Suudi Arabistan, Ürdün destek kararını çoktan verdi. İslam alemi barış istiyor izlenimi abartılı. Amerika'nın beklemeye tahammülü kalmadı. Yanıtınız gecikirse Washington B planını uygular. Bu arada Irak'ta bulunan devlet başkanı Kürşat Tüzmen, Saddam Hüseyin'le sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyordu. Gerginliğin arttığı günlerde Başbakan Abdullah Gül ve Hilmi Özkök bir araya geldi. Zirveden Irak konusunda kararsızlık yok, savaşsız çözüm için tam bir mutabakat var çıkıyordu. Başbakan Abdullah Gül, Amerika'nın savaş kışkırtıcılığı ve lobi faaliyetleri için milyarlarca dolarlık bir fon ayırdığını söyledi. Gül, bu paranın bir kısmının Türkiye'deki medya kuruluşlarına aktarıldığına ilişkin iddialar bulunduğunu vurguluyordu. Gazeteler Saddam'ın Sırp kasabı Milosevic gibi olmak istemediğini duyurdular aynı günlerde. Ve Saddam kendilerine şer ekseni diyen Bush'a bir yıl sonra cevap veriyordu. Saddam Amerika'yı çağdaş Moğollara, Başkan Bush'u da Cengiz Han'ın torunu Hülagü'ye benzetiyordu. Saddam Bağdat halkı bu kez Moğolları yenecek dese de tarih tekrar edecekti. Başta Başbakan Gül olmak üzere Türk hükümeti savaş çıkmaması için büyük gayret sarf ediyordu. 19 Ocak günü Hürriyet manşetten bu konuya vurgu yapıyordu. Başbakan Gül, Amerikan Başkanı Bush'a son bir mektup göndererek Irak krizine barışçı bir çözüm bulunması için çağrı yapıyordu. Türkiye üzerindeki siyasi baskı gün be gün artıyordu. Amerika bölgede kendine bir yandaş ve operasyonları içinde bir ana üs bulma peşindeydi. Onlara göre en uygun ülke de Türkiye'ydi. Aslında Amerika kendine bölgeden bir suç ortağı arıyordu. Başbakan Gül, meclis dışı partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, Amerika'nın teknolojimizi çok geliştirdik, Afganistan'da da deneyim kazandık. Artık nokta operasyonlarını çok daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Bombardımanlar çok etkili olacak ve operasyonun uzamasına gerek kalmayacak. Bu nedenle sizin desteğiniz çok önemli dediğini söylüyordu. Bu arada Türkiye'nin hemen her yerinde savaşa hayır gösterileri yapılıyordu. Aynı günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Amerika'nın Irak'a olası saldırısının Mart ayı başında olabileceğini söylüyordu. Günler geçtikçe Türkiye üzerindeki siyasi baskı da artıyordu. Ankara'da 18 saat geçiren Amerikan Genelkurmay Başkanı Myers'la sıkı bir asker pazarlığı yapıldı. Amerika Türkiye'ye gelecek asker sayısını 15 bine indiriyor, Ankara 10 binin altında ısrarcı oluyordu. Sosyalist Enternasyonel toplantısı için Roma'ya giden CHP lideri Baykal, hükümeti Irak konusunda uyararak, "Irak savaşına katılırsak dünyadan tecrit ediliriz," diyordu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken çok ilginç bir mesaj geldi. NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti Komutanı Tuğamiral Philip Wright, "Amerika'nın bir şey yapması bizim de aynı şekilde davranacağımız anlamına gelmiyor," diyerek ciddi bir şaşkınlık yaratıyordu. 24 Ocak tarihli gazetelerde "Askerler görüşüyor, ben memnunum" haberini okuyorduk. Başbakan Gül, İstanbul'da Irak zirvesi toplarken Amerikan Başkanı Bush'tan sürpriz bir mektup alıyordu. Başka bir haberde "Savaş geliyor, A takımı gidiyor" başlığıyla hükümet eleştiriliyordu. Haberde iktidar zorunlu emeklilik tasarısında dış işlerini istisna tutmayınca 61 yaşın üzerindeki 80 büyükelçinin savaş ortamında tasfiyesi gündeme geldi deniyordu. İstanbul'da yapılan zirvenin ardından Saddam'a komşu uyarısı geliyordu.
barışçı çözüm için üzerine düşen sorumlulukları yerine getir. Birleşmiş Milletler kararlarına uy. Silah denetçileriyle işbirliği yap deniyordu. 700 uçakla günde 1500 sorti. Bu başlık Amerika'nın Irak Savaşı planlarının nasıl netleştirdiğinin bir göstergesiydi. Aynı günlerde Amerika Savaşı Kaybetti başlıklı yazısında Hadi Ulu Engin, yıllar sonraya atıfta bulunarak Amerika'nın ne olursa olsun kaybedeceğini söylüyordu. Türkiye'de aslında kimse neyi ne kadar yapmalı net olarak bilmiyordu. İktidar muhalefet, bürokrasi sivil toplum, asker sivil kimse kesin olarak şunu yapalım diyemiyordu. Bir yanda hemen her gün ülkemize gelip giden Amerikalı bürokratların baskısı, bir yanda kamuoyunun vicdanı arasına sıkışılıyordu. Olası bir saldırıda en büyük zararı görecek ülke Türkiye'ydi. Amerikan işgal güçlerine topraklarını açarsa hem İslam dünyasının tabanının hem de ülke kamuoyunun tepkisi bilinmiyordu. Yani tam bir sakal bıyık ikilemi mevcuttu. Sonunda zaman doluyor. Birleşmiş Milletler silah denetçileri 2 aylık çalışmanın ürünü olan raporu güvenlik sunuyor. Amerikan Dışişleri Irak'ın El-Kaide'yi kitle imhaları silahların altında bir petrol stokları azalan Amerika, Irak'tan aldıkları petrolü 2 katına çıkarmıştı. Yine gazetelere yansıdığına göre 40 haramiler de birbirine düşmüştü. Başkan yardımcısı Cheney, Irak'taki petrol rezervlerine el konulmasını savunurken, Powell, Irak petrolü Irak halkınındır diyordu. Bu kutuplaşma, Powell'ın koltuğunu kaybetmesine yol açacaktı. Artık Amerika'nın niyeti açıkça gazetelere yansıyordu. Ne kitle imha silahı ne de başka bir şey önemliydi. Silah denetçilerinin kararı açıklanmadan savaş çanları çalmaya başlamıştı. Bu arada Amerikan Konseyi'nde yaptığı birliğin durumu konuşmasında Başkan Bush, Saddam şeytan değilse şeytanın bir anlamı yok diyerek birçok kişiyi hayrete düşürüyordu. Oysa kamuoyu Bush'u şeytan zannediyordu. Ocak günü çıkan haber altında savaş başlıyordu. Haberin detayında savaş düzenine geçen onun kurmay kadrosu Eskişehir'deki yeraltı karargahında Amerika'nın olası Irak savaşı takvimini saptadı deniyordu. Resmen hazırlık başlıklı bir başka haberde olası bir Irak operasyonuna karşı Gölcük'te gemilere 50 gün yetecek savaş ikmali yapılıyor. Cizre'de tanklar araziye çıktı deniyordu. Ve sonunda bir şekilde mecliste tek oturum alınacak denilen haber işte Kuzey Irak'a yerleşebilmesi ve Amerikan askerlerine Türkiye'den geçiş izni verilmesi tek tezkereye sığacaktı. Bu haberin hemen ardından pazarlığın miktarı da belli olmaya başlamıştı. Milli Güvenlik Kurulu'nun 6,5 saat süren toplantısında tezkereye yeşil ışık yakılırken Amerikan şahinlerinin baskısı da giderek artıyordu. Gazeteler her gün yeni sayılar ve karşılığında alınacak paranın miktarından bahsediyordu. Bu arada AK Parti grubunda konuşan Genel Başkan Erdoğan, "Ben hepinizin devlet adamlığı sorumluluğu ile uzun vadeli düşünerek ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağınızdan eminim." diyordu. ...6 Şubat günü Saddam Hüseyin'in en yakın adamı Taha Yasin Ramazan'ın gizlice Ankara'ya geldiğini öğreniyorduk. Başbakan Gül'le görüşen Ramazan'a Gül şöyle diyordu. "Kazanamayacağınız bir savaşa girmeyin. Savaşı önlemek elinizde. Kitlesel imha silahları konusunda tereddütleri giderin, dünyayı ikna edin."
Amerika ile birlikteyiz. Bu başlık Türkiye'nin tüm çabalarının sonuçsuz kaldığının ifadesiydi. Başbakan Gül bu konuda biz elimizden geleni yaptık. Bütün barışçı yollar tükendi. Artık günah bizden gitti. Bu noktadan itibaren ülkemizi düşünmek zorundayız diyordu. Sonunda Ankara üzerinde yoğunlaşan Amerikan baskısının nedeni belli oldu. Amerikan muhripleri yola çıkmış, bölgeye geliyordu. Artık barış arayışlarının sonu gelmişti. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde limanların modernizasyonu tezkeresiyle Amerika'ya yeşil ışık yakıyordu. Türkiye peş peşe konukları ağırlıyordu. Amerikan Hazine Bakanı da bunlardan biriydi. Konuk bakanla savaş faturası pazarlığı yapılacaktı. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Powell, Saddam aleyhine hazırladığı delilleri günler sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuyordu. Artık Irak ve Saddam rejimi için vakit daralıyordu. Bu nedenle Taha Yasin Ramazan bir kez daha Ankara'ya geliyordu. Ramazan Ankara'da savaşı önlemek sizin elinizde mesajı veriyordu. Postmortem tezkere Mersin Şırnak hattında başlıklı yazısında Yalçın Doğan, Ankara'nın Beyaz Saray'a 3 hafta önce söz verdiğini açıklıyordu. Yaklaşan savaş siyasete rüzgarını bulaştırıyordu. İktidar ve muhalefet arasında sert yorumlar bitmek bilmiyordu. 308 evet, 193 red oyuyla tezkere meclisten geçiyordu. Bu Amerikalı personelin üslerin modernizasyonu için ülkemize girişine izin vermek demekti. Türkiye, Amerikalı yetkililere olmazsa olmaz 9 şart iletmişti. Türk ordusu Kuzey Irak'a kendi başına girecek, Amerika'nın asıl görevi Türk, Amerikan ve Kürt irtibatını sağlamak olacaktı. Bölgede sular kaynama noktasına gelmişken bir kriz de NATO'da yaşanıyordu. NATO'nun Türkiye'yi koruma planına Brüksel'den veto geliyordu. Ve silah denetçileri kılı kırk yararak delil olduğunu iddia ettikleri bazı bulgulara ulaşıyorlardı. Denetçilerin başı Blix, Irak'ın balistik füze geliştirdiğini, bunun maddi ihlal olduğunu belirtiyordu. Sinirleri gerilen Amerika saldırgan ve küstah oluyordu. Başkan Bush'la Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış oval ofiste restleşiyorlardı. 17 Şubat tarihli gazeteler ileride olacakları biliyormuş gibi bir manşetle çıkıyordu. Türkiye'de yabancı asker bulunmasına ilişkin tezkere 18 Şubat Salı günü çıkmazsa Amerika B planına geçecekti. Hükümetin zor günler geçirdiği belliydi. 3,5 saat süren Irak zirvesinden Amerikan askerleriyle ilgili bir karar çıkmamıştı. Hükümet, Amerika'nın ekonomik yardım paketinin netleşmesini bekliyordu. Bu, Başkan Bush ve Amerika için kötü haberdi. Savaşa 5 kala Avrupa Birliği yeni uyanıyor ve Türkiye'nin bölgesel barış girişimlerine tam destek veriyordu. Ancak bu, timsah gözyaşlarından başka bir şey değildi. Ya tarihe seyirci ya da metin yazarı olursunuz. Bu sözler AK Parti grup toplantısında yükseliyordu. Genel Başkan Erdoğan farklı seslerin yükseldiği parti grubuna bu sözlerle hitap ediyordu. İngiliz Daily Telegraph gazetesi Beyaz Saray sözcüsü Fletcher'ın Türkiye için artık karar zamanıdır sözlerini ultimatom olarak yorumluyordu. Türk-Amerikan pazarlığı ekonomik pakette kilitlenmişti. Siyasi ve askeri konularda anlaşan iki ülke ekonomik pakette anlaşamıyordu. Anlaşmazlığın perde arkasını Devlet Bakanı Ali Babacan, "Amerika küçük hesapçı çıktı" sözleriyle açıklıyordu. Bu arada Türkiye'nin izni olmamasına rağmen İskenderun limanına gelen Amerikan savaş gemileri yüklerini boşaltmaya başlamıştı. Siyasi baskı tüm şiddetiyle devam ediyor, hükümet buna dayanmaya çalışıyordu. Bu durumu Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Amerika'nın karşısında kapı gibi duruyoruz sözleriyle ifade ediyordu. Gerçekten de Türkiye'nin bu tavrı Irak'a ciddi zaman kazandırmıştı. Ancak Irak ve Saddam yönetimi bunu iyi değerlendiremeyecekti. İskenderun limanı da gözaltındaydı. Genelkurmay, meclis kararı olmadan yabancı muharip güçlerin Türkiye'ye kabulünün olanaksız olduğunu söylüyordu. Türk subaylar,
manifesto ile gelen yükü karşılaştırıyorlardı. Limanda bekleyen askeri araç ve mühimmatın fotoğrafı bile korkunçtu. İktidardaki AK Parti içinden de savaş karşıtı sesler yükselmeye başlamıştı. Bazı vekiller meclise gelecek tezkereye hayır oyu vereceğini söylerken, bazıları ülke menfaati için evet diyeceklerini söylüyorlardı. Aynı gerilim hükümet içinde de yaşanıyordu. 6 saat 20 dakika süren toplantıda bakanların tezkereye sert direnişiyle karşılaşan Başbakan Gül, isyanı bu sözlerle bastırdı. Duygusal olmayın, bu devlet işi. Sonunda tarihi tezkere meclise geliyordu. Tüm dünya heyecandan nefeslerini tutmuş, sonucu bekliyordu. Bu arada Fatih Altaylı, tezkere geçmezse hükümet gider başlıklı yazısıyla isabetsiz bir öngörü sergiledi. Gazeteler tarih yazılacak başlığını atsalar da yazılan tarihten pek de memnun kalmayacaklardı. Meclis Başkanı Bülent Arınç verdiği bir demeçte konuyla ilgili net tavrını ortaya koyuyordu. Bu sıcak günlerde bir isabetsiz yorumda Ertuğrul Özkök'ten geldi. Özkök, tezkere geçmezse Türkiye savaşa girer diyordu. Sıkıntılı geçen süreçte hükümet aniden aldığı bir kararla tezkereyi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasına bıraktı. Tezkere 1 Mart günü oylanacaktı. Bu arada peş peşe gelen ilginç haberlerle kamuoyu odaklanmaya ve olumlu bir hava estirilmeye çalışılıyordu. 1 Mart karar günüydü. Milli Güvenlik Kurulu'ndan tezkere için yeni bir tavsiye kararı çıkmamıştı. Asker gönderme ve asker bulundurma tezkeresinin kaderi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çizilecekti. İş dünyası oyunu onaylamadan yana kullanıyordu. Onlara göre bölgede aktif rol alınmalıydı. 2 Mart günü tarihi bir manşet vardı. Sonuç evet, karar red. Meclis tarihi toplantısında yetki tezkeresine evet oyları fazla çıkmasına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı için kabul etmiyordu. Oylama sonrası konuşan Meclis Başkanı Bülent Arınç, "Meclis kendine yakışanı yaptı. Büyük kardeş bizi bir aydır izliyordu. Meclis hayırlı işler yapacak," dedi. Tezkere geçmeyince Amerika'nın tüm planı da altüst olmuştu. Tırlara yüklenen araçlar limandan çıkarılamamıştı. Bu arada meclis kararına en ilginç yorum 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den geliyordu. Bu yorum 12 Eylül günlerinin meşhur "Bizim çocuklar başardı" sözlerini hatırlatıyordu. Tezkerenin geçmemesine dış basından anında yorumlar geldi. Ortak yorum Türkiye Muz Cumhuriyeti olmadığını kanıtladı oluyordu. Oylamanın ardından hükümet toparlandı. Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada ikinci tezkere sinyalini veriyordu. Tezkerenin geçmemesinden mutlu olan Deniz Baykal, "Amerika Birleşik Devletleri'ne destek, Türk-Kürt savaşı çıkarır," diyordu. Meclis kararına bir yorum da Genelkurmay'dan geliyordu. Orgeneral Özkök, "Hükümetin tezkeresini destekliyoruz," diyordu. Genelkurmay Başkanı, gelişmelere realist yaklaşıyordu. Bu arada umutları kırılan Amerikalı yetkililer diğer alternatifleri devreye sokmaya çalışıyorlardı. Sözlerinde sitem sezmek mümkündü. Ardından da yeni bir istekle geliyorlardı. "Hava sahası ve üslerinizi kullanalım." 2. tezkere sinyalinin ardından Amerikan askeri konvoyları Mardin'e doğru yola çıkıyorlardı. Bu sevkiyata Meclis Başkanı Bülent Arınç, "Tüylerim diken diken oluyor" sözleriyle tepki gösteriyordu. Peki ne olmuştu da kapı açılmıştı? Askeri modernizasyon çerçevesinde yapılan mutabakat kapıları açtırmıştı. Bu arada yapılan ara seçimle Recep Tayyip Erdoğan meclise giriyor ve ardından da başbakan oluyordu.
Sonunda tezkere oylaması yapılmış ve ortalığı buz kesmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada hiçbir meclisin yapamayacağını yaparak burnunun dibine kadar gelmiş Amerikan ordusuna ülke topraklarından geçme izni vermemişti. Gül hükümeti büyük bir kriz yaşıyordu. Türkiye'nin büyük müttefiki, stratejik ortağı resmen ortada kalmıştı. Bundan sonraki süreçte yine birçok felaket senaryosu yazılacak ancak tamamı boşa çıkacaktı. İkinci tezkerenin konuşulduğu günlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ilginç bir çıkış yaptı. Baykal'a göre Türkiye'ye kabul edilecek yabancı güçler bir gün Türkiye'yi işgal edebilirdi. Bu arada Amerika'nın siyasi baskısı hala devam ediyordu. Amerika bir an önce hava sahası ve üslerin kullanımı açılmasını istiyordu. Artık Irak için karar günü gelmişti. Amerika, İngiltere ve İspanya liderleri Azor zirvesinde son sözlerini söylüyor ve topu Birleşmiş Milletler'e atıyorlardı. Azor açıklamasının ardından Amerikan Başkanı Bush, Saddam Hüseyin'e 48 saat süre veriyordu. Sanki Irak Amerikan toprağı ve Saddam da işgalciydi. Savaş için artık saatler kalmıştı. Bu son ultimatumdan sonra Amerika geri saymaya başlamıştı. Bu arada hala Türkiye'ye tezkere baskısı yapılıyordu. Amerika'nın hesap hataları ortaya çıkmıştı. Sonunda yarım tezkere ite kaka meclise geliyordu. Sadece hava sahası açılacaktı. Aynı gün Saddam'a verilen süre doluyor ve nefesler tutuluyordu. 20 Mart günü yıldırım baskı yapan gazeteler saldırıyı duyuruyorlardı. Sonunda savaş başlamıştı. Amerika'nın verdiği ultimatomun süresinin dolmasına saatler kala Kuveyt'ten 150 bin kişilik bir kuvvet Irak'a saldırıyordu. İkinci Körfez operasyonu da sabaha karşı başlamıştı. Başkan Bush yaptığı açıklamada zaferden başka bir sonuç beklemiyoruz dese de ikinci bir Vietnam vakasıyla karşılaşacaklardı. Saldırının başlamasının ardından Büyük Millet Meclisi'nde tezkere oylaması yapılıyordu. Sadece hava sahasının açılması söz konusuydu. ...22 Mart günü Kuzey Irak'a girdiğimizi öğreniyorduk. Bu arada Amerikan uçak ve füzelerine hava sahamız açılmıştı. Ancak Amerika birliklerimizin Kuzey Irak'a girişine tepki gösteriyordu. Amerikan saldırısının ardından Mardin'de bulunan Amerikan askerleri bulundukları yerleri boşaltarak İskenderun'a geri döndüler. Kuzey Irak'a girme konusunda Amerika ile resleşiyorduk. Bu konuda gerilim giderek artıyordu. Irak'ı işgal için binlerce kilometre uzaktan gelip yüzlerce yalan söyleyen müttefikler Türk ordusunun ileri harekatı konusunda adeta çılgına dönmüştü. Gerginlik sürerken Milli Güvenlik Kurulu akıllıca bir çıkışla ciddi bir uyarıda bulundu. Kürt kartını oynama. Aynı günlerde Türk kamuoyu Amerika ile ne kadar stratejik ortak olduğumuzu sorguluyordu. Bu sorgu ileride Amerika'yı kaygılandıracak boyutlara ulaşacaktı. Aynı zamanda da Türkiye'nin ayakları üzerinde durmasına fırsat verecekti. Amerika yıllar yılı sürecek ve başta Irak olmak üzere tüm bölgeyi perişan edecek bir sürece imza atmıştı. Devrilen Saddam heykeli aslında huzur, güven, insanlık onuru, namus gibi değerlerin Irak'ta topyekün devrildiğinin simgesi olmuştu. Türkiye tezkere konusunda gösterdiği tavırla bazı şeyleri kaybetti gibi görünse de aslında çok daha fazlasını kazanıyordu. Yaklaşık 100 yıl önce ayrılmak zorunda kaldığı coğrafyalara bu sefer hiç gitmemek üzere halklarının gönlünü kazanarak geri dönüyordu. Uzun vadede kazanan Türkiye olacak, dünyadaki saygınlığını daha da arttıracaktı. Türkiye 1 Mart tezkeresiyle bir kısım uzman ve aydının dediği gibi kendine miras kalan coğrafyaya geri dönüyordu.
Millet Meclisi belki Amerika'nın işgalini durduramadı. Ancak vakur bir edayla ezilenin yanında olma hasletini bir kez daha göstermiş oldu. Bu arada ülkemizin Amerikan güçlerince işgal edilebileceğini zikretme gafletine düşen aydıncıkların ülkemizden ve insanımızdan bir haber olduklarını da görmüş oldu. Gelinen noktada Amerikan ve İngiliz güçleri rezil bir işgale imza attılar. Irak'ta yaşanan kaos ve vahşet kimin ne kadar uygar olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu saldırılara katılsın katılmasın batılı güçler çirkin gölgelerini Orta Doğu'ya yeniden düşürmüş oldular. Bir de Haçlı seferlerinden bu yana zihinlerini hiç geliştirmediklerini gösterdiler tüm dünyaya. Tüm felaket tellallarının yırtınmalarına rağmen Türkiye yeniden ve bu sefer hiç gitmemek üzere geri döndü. Güçlü bir Türkiye'nin bu topraklara yeniden huzur getirmesi dileğiyle.